İyi akşamlar. Bloomberg gündemdesiniz efendim. Günlerdir gazetelerde yazılıp çiziliyor. Okumuşsunuzdur. Zorunlu genel sağlık sigortası yürürlüğe girdi. Ve tabii kafalar karışık. Acaba kimler ne kadar prim ödeyecek? Ne zamana kadar ödeyeceğiz? Bu zorunlu genel sağlık sigortası nedir? Avantajımıza mıdır? Dezavantajımıza mıdır? Kimler faydalanacak? Tüm bu soruların yanıtlarını alacağız bu akşam. İki değerli uzmanımız var stüdyomuzda. Habertürk gazetesi sosyal güvenlik yazarı ve aynı zamanda Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Genel Başkanı Ali Tezel'e hoş geldiniz diyorum. Ve Star gazetesi sosyal güvenlik yazarı Resul Kurt da bizimle birlikte. Hoş geldiniz Resul Bey. Ali Bey buyurun isterseniz sizinle başlayalım. Her şeyden önce nedir bu zorunlu genel sağlık sigortası? Ne işimize yarayacak? Kimin avantajına, kimin dezavantajına olacak? Aslında 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girecekti. Yani bundan 3,5 yıl önce yürürlüğe girecekti. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu o gün yürürlüğe girdi. Çalışanlar, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü olduğu nüfus kapsama alınmıştı o tarihte. Evet. Kapsama alınmayan iki kesim vardı. Bir tanesi şu anda sayıları 9 milyon 400 bin olan yeşil kartlılar. Diğeri de herhangi bir kişi üzerine sağlık yardımı almayan nüfus. Bunlar da 1 Ocak 2012 günden itibaren zorunlu olarak isteseler de istemeseler de genel sağlık sigortası kapsamına alındılar. 1 Ocak 2012'ye kadar isteyen istediği zaman bu sağlık sigortasına girip cebinden prim ödeyerek tıpkı özel sağlık gibi yararlanma hakkına sahip idi. 1 Ocak 2012'den itibaren kişilerin istek ve iradesine bağlı değil artık. Herkes istese de zorunlu, istemese de zorunlu genel sağlık sigortasına girmek ve girdiği takdirde ödeyeceği prim için de gelir testi yaptırmak zorunda. Yani benim özel sağlık sigortam var, ben yaptırmak istemiyorum diye bir alternatifimiz de yok, yok dolayısıyla. Ben özel sağlık sigortam var diyen de yok. Ben sosyal güvenlik kurumundan sağlık hizmeti almayacağım kardeşim, kendi cebimden istediği zaman sağlık hizmeti alırım diyen için de yok. Yok. Herkes girmek zorunda. Evet. Ama birkaç tezatı var. Mesela çocuklarımıza diyor ki kanun 18 yaşına kadar baktırabilirsin diyor. Anne, baba, çalışan veya emekliyse diyor. Evet. Çocuklara en fazla 18 yaşına kadar baktırabilirsin. Evet. Artık 18 yaşından sonra okuyorsa bu süre 25'e kadar uzayabilir. Hı hı. Sen artık o ayrı bir birey oldu. Ona senin üzerine sağlık yardımı vermem diyor. Derler, evet. Tamam. Bu kabul olabilir. Bu sistem olarak kabul edilebiliriz bunu. Ama sonra ertesinde diyor ki bu çocuk artık prim ödemek zorunda diyor. İsteyene de bağlı değil. Ben ondan zorla her ay prim alacağım diyor. Çocuk çalışmıyorsa da annesi babası bunu ödemek durumunda. Aslında yasa ödemek zorunda, onu ödemek zorunda, çocuk ödemek zorunda diyor da kim ödeyecek bunu? Birisi ödeyecek. Kime kalacak? Bu anne babaya kalacak. Evet. Ama işin enteresanı şurada. Hem o çocuk ayrı bir birey diyor. Sonra diyor ki o çocuğun ödeyeceği prima bulmak için annenin, babanın, dedenin, ninenin, kardeşlerin gelirine bakacağım. O gelire, o gelire göre bir prim belli edeceğim. O primi de çocuktan alacağım diyor. E kardeşim hani bu ayrı bir bireydi? Evet. O zaman git sadece onun gelirine bak. Hayır, onun gelirine bakmam. Hepinizin gelirine bakacağım. Dolayısıyla devletin primi almadan sağlık hizmeti sunduğu vatandaş da kalmıyor. Evet, ama şöyle bir şey var. İkinci tezatlık da burada, bu sorudan geliyor. Ben diyelim ki her ay 36 lira borç çıkardı. Gelir testi yaptılar. 36 liraya tekabül ettim. 106 liraya tekabül ettim. 212'ye tekabül ettim. En düşük 36 mıymış? Evet, en düşük 36 lira. Evet. 36, 106, 212 aylık diye. Aylık bu. Aylık, evet. Diyelim ki ben 2 ay prim ödemedim. 72 lira prim borcum var, ödemedim. Ne olacak? Diyor ki prim borcum var, sana sağlık yardımı vermeyeceğim, git cebinden al sağlık yardımını diyor. Peki bu prim borcumu ödesem, ödedikten sonra alabilirsin diyor. Veya 71 lira borcum ödedim de 1 lira borcum kaldı. 1 liracık borcum var, bana borcum var, sana sağlık yardımını vermiyorum, git cebinden karşıla. Primin de her ay sana borç yazmaya devam ediyorum, üstüne de gecikme zam uygulayacağım, en sonunda bunu icra ile senden alacağım diyor. Madem icra ile alacaksın, prim borcum olsa da bana sağlık yardımı ver, nasıl o primleri benden tahsil edecek misin? Hayır. Primleri ödeyince kadar sana sağlık yardımı yok diyor. Tezatlar burada başlıyor. Hem birinci kısım diyor ki herkes artık GSS'li, sonra prim borcu ödemeyene GSS yok. Ama prim borcu üretmeye devam edeceğim sana diyor. Tabii gerçi bunu demeseler de kimse bunu ödemez. Ama şöyle bir durum var. Şimdi çalışanlardan zaten otomatikman kesiliyor değil mi sigortalı olanlar? Doğrudur. Yani SSK'lı çalışanlar, bağkuruluk çalışanlar, memur çalışanlar ve onların bakmakla mükellef olduğu nüfus. Kim bunlar? Çocukları. 18 yaşından küçükler veya anne babanın asgari ücretten az geliri varsa çalışan kişi anne ve babasına da baktırabilir kendi üzerinden. Ama bu nüfus dışında kalan kimler var? Bir, işsizler var. Şu anda karı koca işsiz. Evet. Üç de çocuk var, evde beş kişiyiz. Ödeyecek. Diyor ki ona sana gelir testi yapacağım diyor. Tamam, gelir testi deyince işin, yani gelir yok ki ne testi olacak? İş primi ödemeyecek çünkü kişi başı 295'ten az gelirim varsa bu prim de devlet ödüyor. Ama o 1 Ocak 2012 gününe kadar gelire bakıyordu. Hiç gelirin yok, sana yeşil kart verdim diyordu. Şimdi diyor ki harcamana bakacağım diyor. Karı koca 3 çocuk, hiç gelirim yok, sıfır, işim yok. Evet. 1000 lira ev kirası veriyorum. Kim veriyor bunu?
Babamdan borç alıyorum. 1.000 lira gelirindir diyor. Sen elektrik, su, doğalgaz parası kim ödüyor? Annemden borç alıyorum. O da gelirindir diyor. Bunun parasını da bir yerden bul diyor yani. Madem onları buluyorsun, bunu da bul o zaman diyor. Bunu da bul diyor. Yani, evet. Geliri harcamaya çevirmesi yanlış. İkinci bir şey diyor ki ben senin devletten aldığım sosyal yardıma da geri sayacağım diyor. Fakir bir aile sosyal yardım dayanışmalarından gelir alıyor. Kaymakamlıktan gelir alıyor. Belediyeden kömür yardım alıyor. Veyahut da dost, ahbap, esnaf onun kirasını veriyor. Adamın hiç geliri olmadığı halde bütün bunları gelir sayarım. Bunun üzerine senden prim alırım diyor. Yeşil kartla konusuna gelince 9 milyon 400 bin yeşil kartlı 1 Ocak 2012 günü artık yeşil kart değil adı 61CL oldu yeni ismi. Ne değişti onlar için? Artık onların sayısı yıl sonunda 4 milyon düşecek. Çünkü onlar da artık vize tarihlerinde gelire göre gelir testi değil, harcamaya göre gelir testine tabi tutulacaklar ve sayıları gittikçe azalacak. İkinci bir şey daha değişti. 2011 yılına kadar yeşil kartla ilaçlardan %20 vermiyorlardı. Artık Ocak'tan itibaren %20 veriyorlar. Yeşil kartlar hastanede muayene parası vermiyorlardı. 1 Ocak'tan itibaren de muayene parası da verecekler. Ama aynı yeşil kartla diyor ki artık seni gestek sistemi aldım. Ama devlet hastanesi ayrıca bir... para da verecekler. Evet, ayrıca para da verecekler. Evet. Şimdi sistem artık para üzerine oturmaya başladı. Yanlış olan burada. Evet. İkincisi kişinin istek ve iradesine bağlı değil, seve seve ödemek zorunda kalacaklar. Bir de Resul Bey'in görüşlerini alalım. O zaman hani daha hep altta kalanın daha çok ezileceği bir sistem gibi durdu şimdi Ali Bey anlatınca. Öyle mi görüyorsunuz? Şimdi şöyle sistem? Tabii yani doğruya doğru eğri eğri demek gerekiyor. Birincisi gelir vatandaşların da kafası biraz karışık açıkçası. Evet. Şunu önce açık ve net söylemek lazım. Bir kişi kendisi sigortalıysa, çalışıyorsa, değişen eşi bir şey yok herhalde. Çalışmıyorsa, ev hanımı olan eşi, 18 yaşına kadar çocukları veya öğrenimleri devam ediyorsa 25 yaşına kadar çocukları zaten burada sağlıktan faydalanma noktasında yeterli bir şeye sahipler. Bir tek şunu yapmalar lazım. Yani. Öyle mi? Bir baba çalışıyor, anne ev hanımı, evet. Çocuk liseye gidiyor, öbür çocuk ilkokula gidiyor. Bunlar sağlıktan faydalanma noktasında bir sorunla karşı karşıya değil. Şunu yapmaları lazım. Bir, eğer yani bunlar yeni sistemde prim ödemeyecekler. Hayır, bunlar zaten öteden de ödemiyorlar. Ailede bir kişinin sigortalı olması yeterli. Tabii, bir kişi sigortalıysa zaten baba öteden beri de aynı hak devam ediyor. Evet. Bir sorun yok. Bunlar için düzen aynen devam edecek. Burada aktivasyon dediğimiz bir sistem var. Yani kişinin sağlıktan faydalanma noktasında bir işlem yaptırması gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumunda. Sanal sağlık karnesi dediğimiz bir aktivasyon yapması gerekiyor. Çalışanların durumu bu. İster memur olsun, ister bağ kurulu, ister SSK'lı. Sadece çalışanlar değil. Aynı zamanda çalışanların dışındaki emeklilerin de hak sahipleri. Yani eşi, aynı durumdaki çocukları. İsteğe bağlı sigorta prim ödeyenlerin de kendisi, eşi, çocukları. Hatta bu saydığımız grupların anne ve babaları da sağlıktan faydalanacak. Bunlar için bir prim ödeme yükümlülüğü yok. Bunlar zaten aynı haklarını devam ettiriyorlar. 9,5 milyon civarında bir yeşil kartlı var. Bunlar vize tarihleri doluncaya kadar yine faydalanacaklar. Vize tarihleri dolduktan sonra bir ay içerisinde bunlar da aynı şekilde gelir testine girecekler. Ali Bey anlattı çok güzel. Orada gelirinden tespit edilen kişi başı gelirinden faydalanarak kişinin ödeyip